Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar ABD ve İsrail'e olan tepkilerini dile getirdiler. Ellerinde Amerika ve İsrail karşıtı pankartlar taşıyan kalabalık sloganlar attı. Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Yoğun bir kalabalığın toplandığı alanda tekbir getiren topluluk Filistin bayrakları salladılar. La ilahe illallah! Arkadaşlar geriye gidelim. Şimdi... Burada konuşan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Trump'ın hukuksuz açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Mersin Gönüllü Kuruluşlar Platformu dönem sözcüsü Mesut Kayacı ise ABD ve İsrail'in kanlı ortaklığının devam ettiğini söyleyerek İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kanlı ortağı ve işgal planları devam ediyor. Siyonizmin yeni kuklası Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs ile ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf, ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya, İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Aynı ABD'nin Siyonist işgalinin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail'i kanatları altına aldığını herkes görüyor. Elindeki kirli propaganda gücü ve İslam'ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD'nin gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının müsebbibidir. ABD'nin ipiyle kuyuya inilmez ve Siyonist İsrail ancak güçten anlar. İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur. Konuşmaların ardından Akdeniz ilçe müftüsü İsmail Gülşen Kudüs için dua okudu. Sen bizi Müslüman yarattın. Müslümanlığımızı devam ettirecek gücü de ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri güçlü eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Müslümanlığımızın gereğini yapabilmeye, Müslümanlığımızın emirlerini gereği gibi yaşayabilmeye bizleri muktedir eyle ya Rabbi. Amin. İstediğini aziz edersin, istediğini zelil edersin. Sen bizi aziz eyle Allah'ım. Amin. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Sana bakıyorum.